Merhabalar efendim. Babam oyucunu bozdu anne. Ben uyuştum. Elinizi bırak. Beni bırak kardeşim. Beni bırak. Beni bırak ve sen git. Olmaz. Bir giriş. Nereye şöylesin? Ne oldu? Ne var içeride? Anne seni fırlattı çocuklar. Efendim anneciğim. Kızım ya bizim şu ev artık çok küçük geliyor bize. Başka bir ev baksana internetten. Tamam anneciğim hemen bakayım ben. Tamam bak ama hızlı ol. Acil taşınmamız gerekiyor tamam mı? Tamam anneciğim. Evet ben de ev bakayım şöyle. Bakayım sitelerden. Oha. Bir saniye ya bu Tokalife King'in evine benzemiyor mu? Bir dakika ya. Oha. Bu Tokalife King'in evi. İnanmıyorum. Resimde de Prudence var. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Evlerini satıyorlar. İnanmıyorum. Ama böyle bir şey olsaydı kanallarından haber verirlerdi. Allah Allah. Allah Allah. Aman neyse bana ne ya satıyorlar işte. Üzümü niye bağını sorma demişler. Allah'ım Tokalife King'in evi. İnanmıyorum. Dur anne. Kızım ne oldu? Anne teyze. Ne oldu? Ne oldu Emily? Teyze ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Teyze hani benim hayran olduğum biri vardı ya Tokalife King. Ha aynen şu Tokalife King evet bizden daha çok sevdiğin. Ay Millie falan vardı ya hatırlıyor musun anne? Ay evet hatırlıyorum ya bak o Millie'yi çok seviyorum ya. O Millie çok tatlı değil mi? Evet ya ben King'i sevmiyorum da karısı Millie çok tatlı. Ay evet bence de ya karısı Millie çok tatlı. Ey kızım hadi çatlatma söyle ne oluyormuş? Tokalife King'e ne olmuş? Anne evlerini satıyormuşlar evlerini satıyormuşlar. Onların evlerine taşınalım mı lütfen o evi biz satın alalım. Anne bak ben onların en büyük hayranıyım. Ne olur o evi biz satın alalım o evi biz satın alalım. Çocukların uyuduğu yataklarda yatmak istiyorum ne olur anne. Kızım emin misin sattıklarına yani satsalardı kanaldan takipçilerine falan haber vermezler mi? Hani influencerlar hep öyle yapıyor ya kızım. Yani orası benim de kafamı karıştırdı tabii. Haber vermeleri gerekiyordu. Her şeyi haber veriyorlar ama vermemişler. Ne yapalım hadi. Üzümü niye bağını sorma ne olur o evi biz satın alalım. Emily. Teyze lütfen şu annemi ikna et o evi satın alalım. Ben Prudence'a aşığım. Hem bak kardeşim de Prudence'a aşık. Prudence'ın beşiğinde uyur. Ama yalnız kardeşim Prudence 3,5 yaşında. Sen 1,5 yaşındasın. Otun 3,5 yaşında ben 1,5 yaşındayım. Başka alternatif bir seçenek yok mu kızım? O evi çok pahalıya satıyorlardır ya. Anne yok yok vallahi bak kaç TL'ye satıyorlar bakalım. Kaç ne kadar satıyorlar göster bakayım. Anne. Oha. Anne inanamayacaksın. Kaç TL'ye satıyorlar kızım söylesene. Anne 50 TL. Biz evi ne kadar satmak istiyoruz biliyor musunuz? 50 milyon dolar. Kızım ciddi misin sen? İnanmıyorum. Oğlum evlerini nasıl 50 TL'ye satarlar? Kızım? Anne iki katlı evi 50 TL'ye satıyorlar. Kızım ne duruyorsun? Al çabuk. Emily çabuk almalısın. Hadi. Ne duruyorsun? Başkası kapmadan al. Bunların bir sürü hayranları var. Satın alırım evimi çabuk. Tamam. Hemen satın alıyorum. Kardeşim başına talih kuş kondu. Evet abla ya 50 TL'ye satmış enayiler. Anne! Hayran olduğumuz kişiye enayi demez misin? O Tokalife King. Ne bu buluyorsa yaka. Prudence'in göre. Ay aman çocuklar neyse ne şu anda sizinle hiç uğraşamayacağım. 50 TL'yi iki katlı ev bulmuşum. Başıma talih kuş kondu oley. Tamam hadi eşyaları toparlamaya başlayalım. Taşınalım hemen o eve. Yeni cam
seni. Boşuna uyaşma uyuyu kazanamazsın. Kazanıyorum ki. Ya uyuyor bak, saldıracağım sana ha. Nicholas saldır. Saldırıyorum. Telefon çalıyor. Bir dakika oyun duysun, telefon çalıyor. Kazandım mı? Nasıl ya? Ya ama bana ne haksızlık, telefon çaldı ya. Telefon çalmasaydı ben kazanacaktım Nicholas. Ya yine de ben geldim. Uf ya, uf ya. Buradan telefonu at. Kim arıyor ya? Kim bu ya? Dur ben okuyayım. Seba. Ya duyun ben okuyayım. Oku. Sebastian. Sebastian mı? Nick galiba ev satıldı. Evet. Olabilir. Ne oldu acaba? Neden arıyor? Açalım bir. Alo Sebastian abi. Alo çocuklar, merhaba. Merhaba Sebastian abi, ne oldu? Alo Sebastian abi. Alo çocuklar, merhaba. Merhaba Sebastian abi, ne oldu? Çocuklar, size müjdeli haberi vermek için geldim. Ne müjdeli haber Sebastian abi? Yoksa ev mi satıldı? Evet çocuklar, tam da öyle oldu. Evinize alıcı çıktı, sattık evi. Ciddi misin Sebastian abi? Evet ciddiyim çocuklar, evinizi sattık. Çocuklar küsün, annenin suyunu sak. Ay çok mutlu oldum ya. Sebastian abi, parayı neye yatıracaklar? Parayı elden teslim etmeyi tercih ettiler. Tamam, elden teslim etsinler. Biz zaten paranın derdinde değiliz de 50 milyon dolara sattınız değil mi? Evet, 50 milyon dolar. Bakın siteye yanlış falan yazmadınız değil mi? 50 milyon dolar. Evet, 50 milyon dolar. Kaç TL'ye satıyorlar kızım, söylesene. Anne, 50 TL. Oha ya, 50 milyon dolar. Verdiler mi gerçekten? Takipçilerinizmiş galiba. Sizin evinizde yaşamak için verdiler yani. Takipçilerimizmiş demek. demek. Tamam Sebastian abi, o zaman biz şimdi kapatıyoruz. Sağ ol evi sattığın için. Biz şimdi eşyaları toparlayacağız. Yani taşınacağız ya, değil mi Nicholas? Evet. Evet yani, güle. Buyurun, senin adamın yüzüne kapattın telefonu ya. Ya bir şey olmaz, Allah, benim huyum o. Ya Nicholas, vay ya, evi de sattık ama 50 milyon dolar kazandık. Sence bu evden fazla mı değil 50 milyon dolar? Bu evi yani bir daha istesek alayım mıyız daha büyüğünü? Alıyoruz 300 bin tane. Oya, sen biliyorsundur bu evi kaç milyon dolara satın almışlardı? Bu evi 70 milyona ya da 120 milyona almışlardı. Oha! İnanmıyorum. Ama neyse, bu bir kışkırtma sonuçta değil mi? İyi olmuş. Leyla'yı almışlarmış onlar da. Evet. Neyse, uyanınca zaten görürler günlerini. Biz oyunumuza geri dönelim. Seni yenmem gerekiyor benim. Sen öyle. Sen adam değilsin ya. Ben kazanacağım bu sefer. Telefon çaldığı için kaybetmiştim. Görürsün sen. Of, anca önden laflar konuş. Çekemiyorum beni. Asıl sen beni çekemiyorsun. Hem bu tablet hem bu kontrol çok kötü ya. Ben bunda oynayamıyorum. Oyo, ben seninkini aldım. Tamam, ben de bunu alayım o zaman. Hadi aç oyunu, dur şuradan açayım. Hadi. Saat kaç ya? 11:30. Acaba çocuklar uyandı mı? Allah'ım. Mille. Aman. Birinci kata ineyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Ya benim karnım niye bu kadar az ya? Oha.
Şimdi bu kuyu aşağıya buraya böyle çok güzel koyacağız arkadaşlar. Babam da oyuncunu oynatıp yiyecek. Evet. Sanki birisi benim için özel koymuş. Yuppi. Oh, vallahi çok güzeldi. Lan, ben uyuştum. Ayıza, bu niye bu kadar iyi yansıyor? Bir şey geldi aklıma. İçine tüküp babama bir daha mı dolduysak acaba? Nikliş, sen de benim gördüğümü gördün değil mi? Gördüm. Babanız banyoya da oy kostu. Evet, Nikliş. Kesin planımız işe yaradı. Bizim tükürdüğümüz süt işte ve midesi bulandı. Evet. Gel bakalım planımız işe yaramış mı? Oo, vallahi işe yaramış Nikliş. Hadi gel banyoya gidelim. Gel oyaya. Babacığım. Çocuklar siz uyandınız mı? Uyandık babacığım da. Ne oldu sana? Çocuklar boş verin. Süt içtim de süt bozukmuş galiba ya. Zaten uyuzum da bozuldu. Aa, vah vah. Vallahi çok yazık olmuş değil mi Nikliş? Evet. Vah vah. Ne kadar üzüldük. Vah vah. Vah vah. Babacığım ne kadar yazık olmuş. Çocuklar dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Sütün tadı çok kötüydü. Ah, bu ne la? Bu yarım sıkmış. Çok kötü gözüküyor, bu ne ya? Nikliş yaptım. Babacım valla bıyığın çıkmış. Ay cidden çok kötü gözüküyor babacım. Bak midem bulandı şu anda hatta. Arkadaşlar vallahi babam şu anda çok üzüldü. Bıyıkları çıkmış diye, çok çirkin görünüyor diye ağlıyor şu anda. Yani aslında babamız için biraz üzüldük ama onlar leyleyi bizden almıştı değil mi? Evet. Neyse biz burada oturup tekrar oyunumuza devam edelim. Babama yaptığımız kışkırtmalar bu kadar mıydı? Evet. Galiba bu kadardı. Başka bir şey olursa görürüz zaten. Şimdi annemin uyanmasını bekleyeceğiz. Annem de bizim kışkırtmalarımıza yakalanacak. Evet, annem de bizim kışkırtmalarımıza yakalanacak. Zaten en büyük kışkırtmayı evin setildiğini anladıkları zaman yaşayacaklar değil mi? Evet. Hadi annemin uyanmasını bekleyelim. Evet, Nikliş annem de uyandı. Evet. Bence gel biz bakalım şuradan. Hadi gel anneme de bakalım. Nikliş kesin annem bizim yere döktüğümüz şeyler yüzünden düştü ya. Vallahi öyleyse ben gülmekten duyamam ki, güleyim. Tutamam kendimi. Kanka aman. Kardeşim bak gülersene. Çok kötü zarara gireriz. Evet, yakalanıyız. Neyse gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Ay düşmüş vallahi düşmüş. Anneciğim. Oo, ne oldu sana böyle? Oh my god. Nasıl düştün anne sen? Prudence tamam abartma. Ne var ya, yoya giyiyorum. Biraz fazla giyiyorsun sanki. Çocuklar ne diyorsunuz siz orada ya? Düştüm görmüyor musunuz? Kaldırsanıza, beni hala daha konuşuyorsunuz. Kaldırma piyano yapıyor sen mi? Anne oy anne, ne oldu sana böyle ya? Ne bileyim çocuklar. Ay belim çok kötü belim. Aa kolum, aa. Yataktan kalktığım gibi yere kapaklandım ya. Vah vah, anneciğim ne kadar yazık olmuş değil mi Nikliş? Evet, vah vah. Çok yazık olmuş valla anneciğim, nasıl oldu ki? Vah vah, ne kadar üzüldük, ne kadar değil mi Nikliş? Evet, ne kadar üzüldük. Valla çok üzüldük. Bu nasıl gülme. Tamam. Çok üzüldük anneciğim ya. Ne kadar üzüldük tahmin edemezsin. Üzüleceğinize kaldırın beni şu yerden hadi. Nasıl? Ay, tamam dur. Anne bir saniye, kalıyor. Ha, tut elim anne. Kalk. Ay nasıl düştüm ben de anlamadım ki. Yer kaygan gibiydi. Oraya adam yapma, dikkatli ol. Tamam.
Yok anneciğim, yani neden kaygan olsun ki? Bak hiç kaygan değil. Ben de başıyorum, hiç kaygan değil yani anneciğim. Sen öyle ya, yani ayağın falan takılmıştı. Hem oyuçsun, başın dönmüştü. Başın döndüğü için düşmüştün de, değil mi Nikleş? Evet evet. Dur. Açlıktan başın dönmüştür. Ay çocuklar, nereden biliyorsunuz siz böyle şeyleri ya? Olabilir de valla ay çok acıyor kolum ya şu anda. Bayağı acıyor, kolumun üstüne düştüm yani. Ay anneciğim, ne kadar yürüldük tahmin edemezsin değil mi? Evet. Neyse, bir dahakine daha dikkatli ol anneciğim. Ay, tamam çocuklar, tamam. Ay of, oruç çarptı, bir de çok aç hissediyorum kendimi ya, çok yorgunum. Çok geç uyanmışım bir de ya. Saat kaç çocuklar? Anneciğim saat 12'yi geçiyor valla. Ne? 12'yi geçiyor mu? Ay inanmıyorum ya. Siz ne zaman uyandınız? Çok beklemediniz değil mi? Kahvaltı yaptınız mı? Yok yapmadık anne. Ya kıyamam ben size, açsınızdır siz şimdi. Uf, ben de şu an hiç kahvaltı hazırlayacak şeyde değilim. Babanıza söyleyin, o hazırlasın tamam mı? Babanız uyandı mı? Uyandı anne, uyandı. Hatta babam ne yaptı biliyor musun anne? Ne yaptı kızım? Babam oyucunu bozdu. Değil mi Nikleş? Evet. Orucunu mu bozdu? Evet anne. Orucunu bozdu. Değil mi Nikleş? Evet. Hehe. Aman. Orucunu bozmuş. Ay Allah'ım yarabbim. King ya. Uf uf. Neyse şu anda hiç onu düşünemeyeceğim çocuklar. Valla bir an önce alt kata inmeliyiz. Ben gerçekten çok oruç çarptı beni. Ben bir duş alacağım. Babanıza da söyleyin. Size kahvaltı hazırlasın tamam mı? Tamam anne, şöyle iş. Tamam oraya sen de gel, ne duruyorsun burada. Babanız hazırlasın size kahvaltı çocuklar. Ben gerçekten çok yorgunum. Tamam anneciğim, tamam. Nikleş, vallahi billahi planımız işe yaradı ya. Evet. Çocuklar bir şey mi dediniz, duyamadım. Yok yok anne, biz bir şey demedik, bir şey demedik. Biz katta bir tane oyun oynuyorduk da bu yaya bir tane oyuncak almaya çıkmıştık da. Şu anda o oyuncağa gerek kalmadı. Şimdi biz teker arkata iniyoruz yani anneciğim. Gel Nikleş. Geliyorum. Ay durun durun, bekleyin, kapatmayın asansörün kapısını, ben de geliyorum. Tamam anne. Değil mi? Ay midem çok kötü olmuş, ezilmiş valla. King neredesin? Çocuklar gelin. Geliyoruz anne. Ay, çocuklar kucağımdan inin ya. Zaten yorgunum. Tamam inelim anne. Babanız nerede? Oraya gel. Nerede babanız? Babanız. King. King. Ne oldu? Senin bu halin ne? King ne oldu? Bu ne? Bu sakal ne? Bıyığım çıkmış. Sabah bir kalktım, o bıyıkla uyandım. Silmeye çalıştım, silinmiyor. Kinki bitti. Bu ne? Bu nereden geldi? Bu ne ya? Ne bileyim ben. Asla gitmiyor. Ana. Abo. Abo. Nikleş valla plan işe yaramış da, bir testik mi var? Bu babamın bıyığı niye çıkmıyor ya? Ne bileyim ya. Ya Allah Allah Nikleş, ya acaba biz bunu geçmeyen boyayla mı boyadık kardeşim ya? Yanlış boyayı vermiş olabilirim. Nikleş, ben şonşuca kadar, bak ben şonşuca kadar bıyıklı bir babayla yaşamak istemiyorum. Yok ya, çıkar çıkar aşağıya, çıkar ya. Neden o fikri düşündün peki? Çıkar ya, şuya tutsunlar biraz, çıkar değil mi? Ya açıkla, ben sana geçmeyen boya vermiş olabilirim, yani dua bu işin. Nikleş saçmalama ya, bir yaş şu dokşunlar çıkay. Ay King çok kötü görünüyor. Artık kimse beni sevmiyor, ritüelimi izlemeyecekler. Gidiyorum ben. Çok çirkinim. King dur King. Ay Allah, yine ayağım kaydı. King galiba biz yaşlandık. Allah Allah. Biz yaşlandık King. Vallahi biz yaşlandık King. Bak senin bıyığın çıktı. Ben de durmadan düşüyorum zaten. Ay King, vallahi biz yaşlandık. Biz çocuklarımızın düğününü göremeden öbür tarafa göçeceğiz King. Allah. Yaşlandık, hiçbir yerimiz tutmuyor King. Sekmeyin. Ay dur King, dur çıkartmaya çalışıyorum, dur. Dur çıkartacağım, dur.
kalacağım sandım ben de. Bıyığım sıktı. Sonunda çıkartabildiler yani. Altı üstü bir kalemle boyamıştık. 2 saatte çıkartamadılar değil mi? Evet. Keşke bir yer daha çıkartamasalardı ya. Evet ya, keşke bir 10 gün çıkartamasalardı. Ama neyse ya, daha fazla ağlamalarını çekemeyecektim. İyi ki çıkmış yani. Zaten ağladılar, yeter bence bu kadar. Evet. Gelsin bize kahvaltı hazırlasınlar. Baba, o bıyığı çıkarttıysan gelip artık bize kahvaltı hazırlar mısın? Vallahi 4 saatte yaşış ha. Süppi, sonunda sıktı su lanet olası şey. Ay evet, sonunda çıktı. Ay ama ben hala daha kendimi çok yorgun hissediyorum King. Bir duş alacağım. Tamam, sen duş al Millicim. Ben çocukların kahvaltısını hazırlayayım. Teşekkür ederim. Ay ben duş alayım. Şu en sevdiğim şampuanı kullanayım. Yeni aldım. Bunun içine yeşil boya katacağız. Annemin saçı o yenge boyanacak arkadaşlar. Üzdü. Ana, bayağı fazla gidiyor Nikliş. Yeter mi bu kadar? Yetmez, tümün olur. Çocuklar gelin bakayım, size kahvaltı hazırlayacağım. Yuppi, oley, sonunda bir şeyler yiyeceğiz ya. Çok erken kalktık biz. Yuppi. Bir dakika, siz niye erken kalktınız? Nikliş niye kalktık? Babacım şimdi şöyle bir olay oldu. Babacım biz erken kalkmadık, siz geç kalktınız. Yani o yüzden değil mi Nikliş? Siz normalde 7'de kalkıyordunuz ya, biz de o saatte uyandıyordunuz ya. O saatte uyandık ama siz daha geç uyandığınız için öyle oldu yani. He, anladım çocuklar. Hadi gelin bir çelleği hazırlayayım size. Çocuklar, hiç uyuyamayacağım size yemek yapmaya. Zaten oyucum diye yakmama koyacağım. Ya baba, biz de insan gibi yemek yemek istiyoruz ama ya. Hayır çocuklar, siz zaten bebeksiniz. Bunları yemeniz lazım, çok sağlıklı. Of, yam. Başka waffle hazırlasan. Olmaz kızım, o çok zaman alır. Of Nikliş ya, mecburen yiyeceğiz. Evet. Keşke şöyle bir şey de yapsaydık. Babamın öyle yapacağını tahmin edip içine bisküvit koysaydık. Olabilirdi ama koymadık. Nikliş, biz bir şey unuttuk. Ne? Tuvalete, klozete bir şey yerleştirecektik ya Nikliş. Onu unuttuk biz. Ha, mayın. Aa, doğru, mayın. Mayın yerleştirmeyi unuttuk Nikliş. Babam bence hazırlayana kadar kalkıp yerleştirelim, ne dersin? Olur da ben düştüm. Ay, dur yardım edeyim. Ha, gel. Ya baba, biz bu sandalyelerde oturamıyoruz. Niye oturttun bizi ya? Bir şey mi dediniz çocuklar? Hey yok bir şey baba, diyoruz ki bu sandalyelerde oturamıyoruz biz, çok yüksek, bizi bebek koltuklarımıza götür. Tamam. Evet çocuklar, getirdim. Tamam. Buradan kendimiz kalkabilir miyiz Nikliş? Bilmiyorum ki, kalkarız. Baba şu koltukların önüne. Baba şimdi sen bizi buradan çıkartır mısın? Sen yemeği hazırlayana kadar biz şurada birazcık sohbet edeceğiz de. Yani şurada, şu yerlerde biraz gezeceğiz de. Tamam kızım. Tamam, güle güle. Sen git bize yemeğimizi hazırla mutfakta. Hadi git. Tamam çocuklar. Çocuklar ben de geldim. Oyo, neye koymuştun koku bombasını? Koku bombası popomda. Poponda mı? Evet. Nasıl poponda ya? Popoma sakladım. Nasıl olur ya? Daha çok koksun diye. Ya inanmıyorum. Nasıl çıkartacağım ben şimdi seni onu popondan ya? Ben çıkartacağım. Saçma bir şey yapmışsın. Ya var orada, pup var. Ya sen çıkart ya Nikliş. Tamam. Aldın mı Nikliş? Alıyorum. Elime bir şey geldi gibi ya. Ay, bakamayacağım vallahi ben ya. Yenç. Aldım. O? Bu ne Nikliş? Çocuklar? Ne oldu, düştünüz mü? Yok baba, düşmedik. Keyfimizden bağırıyoruz. Biz deliyiz baba, sen bize aldanma. Lan ne diyorum ben? Aa, yok böyle olmayacak, bir gidip bakmam lazım. Ay, bir şeyler yap çabuk, babam buraya geliyor. Tamam.
Oya ne oluyor orada? Yok bir şey olmuyor. Onlar saklambaç oynuyor. Ebelemek için bağırıyorlar. Ben yine de bir bakayım. Yok bakma King. Gitme sakın oraya. Gitme. Niye bu kadar telaş yapıyorsun Oleo? Onlar ben gittim diye çok sinirlendi. Bana vuracaklardı aç karşına ondan. Demek ki sana vuracaklardı. Bak etalar, onlara hemen ceza vermeliyim. Oleo işte daha da kötü yaptın. Bir şey yapça bak. Yok. Yoldu size. Lan Oleo sattın mı bizi? He sattım. Tabii ki de satmadım oğlum. Oleo ne diyorsun sen? Lan King çekil şuradan, sen bir tane şakayım uçarsına. Abu uçacak vallahi, hemen kasmalıyım. Nasıl ya? Babamı göndermek bu kadar kolay mıydı yani? Sen bir tehdit ettin, üstüne uçayım, uçan tekme atayım dedim ve o da gittim yani. He, tabii ki de gidecek. Bir kere ona uçan tekme atmıştım, oradan nasıl olduğunu biliyor. Kötü mü uçan tekme atmıştın? Dur senin üzerinde deneyeyim. Yok deneme. Tamam Nicholas'ın üzerinde deneyeyim. Ya ikimizin üstünde de deneme ya. Boş ver şimdi uçan tekmeyi falan. Biz işimize bakmalıyız Nicholas, hadi gel. Hadi. Lan senin elinde hala. Bombasından. Tamam Nicholas sen al, ama bak dikkat et, yine yanlış bir şey alma, tamam mı? Tamam. yine bir şey tuttum. İşte. Vay canına, koku bombası böyle bir şey miydi ya, bir patlatayım bakayım. Babanız bir daha gelecek, bağırmayın ya. Babamın şu ana kadar geri gelmemiş olması mucize zaten. Ne yapıyor bu adam mutfakta? Sayın mı oğlum, bir baksak mı acaba Nicholas? Freedom smile misin, gel buraya. Hı? Ne yapıyor lan o orada? Elini çabuk gel. Elini çabuk gel. Ya babam kendini yine maykıracaksın sanıyor Nicholas, kaç. Allah, bu sesin gücü koku bombasından da fazla. Bütün evi inletiyor babam. Elini soğuk gel. Elini soğuk gel. Ne kadar şemsallanıyor bu ne? Elini soğuk gel. Çabuk banyoya gitmeliyiz, gelin. Elini soğuk gel. Nicholas. Nicholas, ben burada kaldım. Beni bırak kardeşim. Beni bırak ve sen git. Olmaz. Hayır kardeşim, beni bırak ve git. Kurtar kendi canını. Olmaz. Kurtar canını Nicholas. Olmaz. Lan niye olesek, ne duyama yapıyorsun? Lan sen bana nasıl esse olesek diyersin ya? Elini sok. Huzurluca duş alacağım. Keyfimi bozacak hiçbir şey yok. Duş alacağım ve rahatlayacağım ve bütün stresim gidecek. Nicholas, biz az önce ne yaşadık kardeşim? Biz daha demin salonda değil miydik? Bu yaya nasıl uçtuk biz? Nicholas, bu yaya nasıl uçtuk biz? Bilmiyorum ki. Galiba babam bizi uçurdu sesiyle. Adama bak. Adam Spider-Man olacak sesiyle insan uçuruyor. Tövbe teyzeciğim, ben bundan korkuyorum. Ben de. Neyse ver şu koku bombasını. Sağ yoldum zaten, hemen bunu koyalım. Evet hemen. Tamam, sen şunu arkana sakla. Hadi giyelim Nicholas. İlk sen giy kardeşim. Tamam. What the fuck is that? No!
900 trilyonluk hayatımda böyle bir sahne görmedim. Görmezsin tabii, çok kötü bir sahneydi. Bir dakika lan, sen 900 trilyon yıl mı yaşadın? Evet. Çocuklar! Anne! Seni bir daha anne, vallahi biz yanlışlıkla giydik ya. Evet ya. Yani anneciğim, kuşuya bakma. Yanlışlıkla giydik. Evet yani, sen de tonunu giyseydin sesimizi duymadın mı? Evet yani anne, giyseydin tonunu yani. Dönünü çıkartmışsın banyoda. Hayır, niye tonunu çıkartıyorsun anne ya? Çocuklar yani ne yaptınız anneciğim? Öyle girilir mi banyoya Allah aşkına? Vallahi öyle girilir mi? Anne şey ya. Bir şey alacaktık da banyodan. 2 dakika alabilir miyiz şimdi anne? Kızım ne alacaktın banyodan ya? Tamam git al, Allah kahretsin. Git al çabuk. Bir daha da girmeyin. Kapıyı kilitleyeceğim vallahi bir daha girerken ya. Tamam anne, geliyoruz. Oyo gel. Geliyorum. Vallahi kokumun başında görmemiş ha bu yere koyduk. Hemen Nikliş'i hemen koymalıyız. Nereye koyacağız? Tuvalete değil mi? Evet. Tamam koyalım hadi. Tamam Nikliş koydum. Oya bir o tüp sifonu çektiğinde puat olacak. Bam. Anneciğim tekrardan özür dileysen duşa giyebilirsin. Tamam giriyorum kızım, Allah. Neden bugün bütün olaylar benim başıma geliyor ya? Neyse. Ay ben gireyim bari. Şununla gireceğim artık, bunu çıkarmayacağım ya. Direkt böyle giriyorum. Ah girdim, tamam. İlk şu. Hadi gel Nikliş. Çok güzel yaptık. Evet çok güzel yaptık. Çocuklar koydum mamalarınızı, hadi oturun. Hey Aleş, önünde kahvaltı yapacağız ya. Pudding. Efendim? Baksana o ekmek. Lan. Nikliş, o nereden yemeyeceğiz ki, mama yiyeceğiz. Ama yoğunlardan da yediyse. Hayır. Atın hadi çocuklar. Baba meyve şuleğimizi getirmeyi unutmuşsun. Tamam hemen getiriyorum. Bu arada söylediğim şarkıyı duydunuz mu çocuklar? He duyduk baba, duyduk. Duymamak mümkün mü? Sesim güzel miydi bari? He baba. Şoyma canım şoyma, ne kadar güzeldi değil mi Nikliş? Evet çok güzeldi. Mükemmel ötesiydi yani, harika ötesi. Mor ötesi ışıklar gibi. Ay canlarım benim. Siz beğendiyseniz ben her zaman. Her zaman mı söylesin? Evet evet. Yok babacım yok. Şey her zaman söyleme, senin ağzın yoruluyor. Yok yok canım, sizin için söyleyeyim. Yok babacım yok gerek yok. Söyleyeceğim dedimse söyleyeceğim ya. Tamam baba söyle. Ama şimdi söyleme. Tamam şimdi söylemeyeceğim zaten, hadi yemek yiyin. Tamam baba, çizgi film açar mısın bize? Açayım çocuklar. Tamam çocuklar, hadi yiyin mamalarınızı bakayım. Baba biz nasıl yiyelim ya, sen ye diyeceksin. Oğlum sisleyeceksiniz ya. Sen ye diyeceksin değil mi Nikliş? Yoo. O ye diyecek Nikliş. Yani bir daha düşündüm de nasıl kendimi yiyeceğiz babacığım. Babacığım hadi sen yedi, kaşık eti de yedi bize. Tamam çocuklar bekleyin, geliyorum. Evet hadi bakalım, yedi yiyorum çocuklar. İlk bana yedi baba. Tamam ilk sana yedi. Baba yemeklerimizi yedik, artık kalkabilir miyiz? Olmaz çocuklar, bir tane de ekmek yiyeceksiniz. Lan baba niye ekmek yiyoruz ya? Çok gereksiz o şu anda. Evet. Çok gereksiz ya. Bundan sonra kahvaltıdan sonra bir tane ekmek yiyeceksiniz. Annen istedi. Hadi ye. Hayır baba, baba vallahi yemeyeceğim baba. Ye kızım. Ye kızım. Yemeyeceğim baba, Nikliş yardım et.
Baba, baba yemeyeceğim. Kızım ne ağlıyorsun? Yemeyeceğim, indir beni buradan. Tamam kızım, tamam, ne ağlıyorsun? Ben dediğime baba. Lan tamam, çocuklar ikinize de edemiyorum. Allah Allah, bu ekmekler neden çocukların psikolojisini bozdu acaba? Duy, bir tane de ben yiyeyim. Çok iyiymiş ha, tümünü yiyeyim ben bunların. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alacağım. Çocuklar hadi inin siz. Yiyin onları da bana ekleyeyim. Hadi afiyet olsun, güle güle. Nikolaj, kardeşim. Ne? Ne yediğini gördün değil mi? Evet, gördüm. Çocuklar, benim şeyimin tadı çok güzeldi, ondan öyle yaptı o da. Ne? Hani ben konuşan köpeğim ya, benim özel şeyim var. Yani benim her şeyim çok lezzetli oluyor. Beni bile yeseniz çok lezzetliyim. Nedense şu an bir midem bulandı. Çocuklar ama benim şeyimi yedikleriyiz. Şeyimi yediği için bir ters etki olacak ve de bile tuvalete gitmek zorunda olacak. 4 gün boyunca sık sık. Ne? Habire tuvalete gitmek zorunda mı olacak? Şunları mı sıkmadan ısırıca yıkayayım. Ne oldu King? Ne halden hale giriyorsun? Ne oldu? Melisa'nın saçına ne oldu? Ne olmuş saçıma? Ne oldu? Ne? Ne olmuş King? Ben yeni şampuan kullandım. Ne oldu? Saçım mı dökülmüş? Şampuan bir şey mi yapmış King? Ne oldu? Saçın... Git sen aynaya bak, daha iyi olacak. Ne? King korkutma beni Allah aşkına, ne oldu? Bilicim sakin ol canım, o kadar da kötü gözükmemiş. Melih cevap versene. Melih cevap versene, bak korkuyorum. Ama sana ne oldu? Anneniz beni fırlattı çocuklar. Annem seni fırlattı mı? İnanmıyorum. Bu nasıl şampuan böyle? Bu nasıl şampuan böyle? Niye bugün bütün kötü olaylar benim başıma geliyor? Niye? Anne! Nikolaj biraz fazla mı kızdı bunlar ya? Evet ya.
Anneciğim, bence saçın o kadar da kötü olmamış. Bir de Allah beterinden saklasın değil mi? Daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötüsü olmamış. Daha kötü ne olabilir Prudence? Burası mı Bay Sebastian? Burası mı Bay Sebastian? Evet efendim, burası. Ay, inanmıyorum anne. Burası videolarda göründüğünden daha güzel. Kızım, tamam, bağırma, satın alacağız şimdi. Anne, ben bununla oynayacağım. Oğlum gel gel, bak, binme salınca. Bu evi satın aldığımızda zaten burada oynarsın. Ay kardeşim, çok güzel bir oyun alanı değil mi? Prudence ve Nicholas'a ait bu. Prudence'ın Nicholas'ın hayranıyım. Ben Prudence'a daha evleneceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Aa, çok güzel. Tamam tamam anneciğim. Hadi Bay Sebastian, hadi o zaman bir an önce sahipleriyle görüşelim de evi satın alalım. Ay inanmıyorum, Taco Life King'i göreceğim. Tamam efendim, zili çalayım hemen. Zaten King Bey'in haberi vardı. Hemen kolayca sözleşmeyi imzalayacaklar. Biz de evde sizin olacak. Ay! Kim geldi ya? Of! Kim geldi ya? Kim geldi? Kim geldi ya? Merhabalar efendim. Siz kimsiniz be? Evimizde ne işiniz var? İnanmıyorum. Kızım, bu Millie'nin saçı sarıydı sanki. Ne olmuş buna? Ay! Anne, ben de bilmiyorum ama şu an hiç onun dışında ben Millie King! Nicholas, kim gelmiş? Gel bir gidip bakalım. Kim oynar? Kim gelmiş? Lan! Prudence, Nicholas, beni hatırladınız mı? Ben Sebastian. Aa, Sebastian! Prudence, ne oluyor? Sebastian kim? Prudence, kızım, Sebastian kim? Ey, biz evi 50 milyon dolara sattık anne. Ne yaptınız? Ay, biz hemen size şöyle parayı verelim. Sözleşmeyi de imzalayalım, geçelim eve. Adınız Millie'ydi değil mi? Hop hop, ne oluyor? Niye giriyorsunuz evimize? Alın bakalım Millie Hanım. Şöyle paranızı takdim edeyim. Vallahi bu kadar lüks bir evi de 50 liraya satmak enayilik diyeceğim de. Neyse, şimdi siz alınırsınız. 50 TL mi? Sebastian, ne oluyor? Bilmem. Ne demek bilmezsin? 50 milyon dolar değil miydi? Prudence Night King. İnanmıyorum. Vallahi küçük hanım, biz internet sitenizde 50 TL'ye gördük evi. Prudence anneciğim, ne diyor bunlar? Evimi sattınız siz. Çocuklar. Baba, vallahi 50 TL'ye satmamıştık biz ya. Gelecek halimi hiç 50 TL'ye satayım. 50 milyon dolara satmıştık. Neyse Millie Hanım, artık imzalayın şu sözleşmeyi de evi sahiplerine teslim edelim değil mi yani? Hem zaten takipçilerinizmiş, çok mutlu olacaklar. Bir kalem getirin yavrucuğum, imzalayalım şu sözleşmeyi. Prudence, bir fotoğraf çekilebilir miyiz lütfen? Abla, bir dur şimdi, fotoğrafın şişesi mi? Kıyızhanende fotoğraf diyorsun. Allah'ım, sonunda anneannem gerçek oldu. Prudence'le evleneceğim. Prudence, seninle evlenebilir miyim? Ne? Seninle evleneceğim Prudence. Benimle evlenecek misin? Kaç yaşında sinler sen? Yürü git. Hüs! Kim benim kız kardeşimle evleniyormuş? Ben Prudence'le evlenecek kişiyim. Kimse beni tutamaz. 1,5 yaşındayım. Bak çocuk, kız kardeşimden uzak dur. Sen bir tane sakayım. Ama ya şunu gibi yere yapsaysın. Nikliş, sakin ol kardeşim, tamam. Ne diyorsunuz siz? Ne oluyor? Ne oluyor?